Herkese merhaba. Sarı Siyah kanalına hoş geldiniz. Hafız Aziz Nesin'in Kur'an öğretirken başına gelenler. Bursa'ya sürgün edilen Aziz Nesin iş aramaktadır. Hatıralarından bir bölümünü kendi ağzından dinleyelim. Bursa'da tanıştığım başka bir kitapçıya gittim. İngilizce ders verilir diye bir kağıda yazsam da sizin dükkanın camına kağıdı yapıştırsam nasıl olur? İş çıkmaz dedi. Neden? Şimdi herkes İngilizce ders veriyor. Manav dükkanlarından berber dükkanlarına kadar bak, hepsinin camında İngilizce ders verilir diye kağıtlar asılı. Ağaçlara, duvarlara bile kağıt asmışlar. İngilizce dersi bu hızla giderse ders verenler dersi alanlardan fazla olacak. O zaman Türkçe ders verenlere iş çıkacak. En iyisi siz Türkçe dersi verin. Güldüm. Şaka değil dedi. Şuraya eski Türkçe dersi verilir diye bir kağıt asalım, bak kaç kişi gelecek. Dediğini yaptık. Bir hafta sonra 4 öğrencim oldu. Bunlar 9'da 13 yaş arasında çocuklardı. Eski kitapları okumak isteyen gençlerden gelir sanmıştım, oysa çocuklar geldi. Önce bir baba geldi. Kur'an dersi verir misin dedi. Bu hiç hesapta yoktu. Veririm dedim. Adam çocuğunu göndermeden önce beni Kur'an'dan bir sınava çekti. Vaktiyle hafız olmanın bir zaman gelip faydasını göreceğimi hiç ummamıştım. Kur'an talebeleri birken iki, iki iken üç oldu. Her sabah Ulu Cami'ye gidiyoruz. Talebelerime Kur'an dersini camide veriyorum. Talebeler 8'e çıkınca başıma bir iş gelecek diye korkmaya başladım. Çocuklarının iyi yetiştiğine inanan babalar birbirlerine haber veriyorlar. Çocuklardan birinin babası bir gün, "Maşallah çok çabuk öğretiyorsunuz," dedi. Bizim oğlana bir hoca ders veriyordu. Oğlan bir yılda ammeye gelemedi. Durum iyi. Hani içimden, sürgünden sonra da Bursa'da kalsam bu Kur'an dersi hiç de kötü iş değilmiş diye geçiriyorum. Bir sabah yine Ulu Cami'de bekledim. Talebelerimden hiçbiri gelmedi. Ertesi gün de gelmediler. Camide tanış olduğum müezzin ya da kayyum gibi biri vardı. Ona sebebini sordum. Kemküm ediyor, ağzından baklayı çıkarmıyor. Hastalanmışlardır diyor. Salgın hastalığına tutulmadılar ya bunlar. Hiçbiri gelmiyor. Bir daha talebelerimden hiçbiri gelmedi. Sonradan öğrendim. Talebelerimden birinin babasına, "Oğlunuza kim Kur'an okutuyor, biliyor musunuz?" diye sormuşlar. "Hafız Aziz," demiş. "Hafız mı? Ne hafızı? Tam hafızı bulmuşsunuz maşallah." Ne olduğumuzu anlatmışlar. Bunu bana bir gün kahvede ahbap olduğum ama kim olduğumu bilmeyen bir adam anlattı. "Ah kardeşim ah," dedi. "İstanbul'dan buraya sürgün ediyorlarmış. Burada hafızız diye ortaya çıkıyorlarmış. Bu heriflerin girmediği kılıf yok. Az kaldı ben de çocuğumu gönderecektim. Öyle de güzel çabuk öğretiyormuş ki. Az kaldı çocuğu zehirletecektik. Böyle bir adamın Ulu Cami'de hafızlık edeceği kimin aklına gelir?" Bir sürgünün anıları Aziz Nesin. Yeni videoda görüşmek üzere.